açılış ve kutlama konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Şenol Yaşar'ı davetle arz ediyorum. Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, sevgili velilerimiz ve öğrencilerim, ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşımızdan yeni, güçlü bir devlet ve cumhuriyet yönetimiyle taşlandırılışımızın üzerinden 98 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu çok önemli ve anlamlı günde herkesi büyük bir içtenlikle kutluyorum. Bağımsız ve müstakil yaşama arzusuyla elde edilen bu büyük zaferi sürekli hale getirmek isteyen ve hedefi en baştan tam bağımsızlık ve de muasır medeniyetler seviyesini aşma olarak belirleyen Mustafa Kemal Atatürk bu hedeflere ancak ve ancak cumhuriyet ve demokrasiyle varılabileceğini öngörmüştür. Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluşundaki temel mantıkta olduğu gibi tam bağımsız, güçlü ve demokrasi içinde yaşayan bir dünya devleti olarak sürekli kılmak için bugün hepimize büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle büyük bir imparatorluktan cumhuriyete doğru giden yolu çok iyi bilmek, anlamak, kavramak ve her zaman hatıralarımızda canlı tutmak zorundayız. Çünkü bu süreç yüce devletimizin bekası ve ulusumuzun geleceği, huzur ve refahı açısından çok önemli bir kılavuzdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde ve önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve büyük emekleriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti tüm varlık ve değerleriyle sonsuza kadar yaşatılması çocuktan kadına, yaşlıdan gence herkesin vazgeçilmez ortak sorumluluğu olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletler arası bağı güçlü, ekonomik gelişmesini ve kalkınmasını tam anlamıyla gerçekleştirmiş, büyük ve lider bir ülke olarak istenilen hedeflere koşması ve ulaşması hepimizin kuşkusuz ki en büyük hedefidir. İnanıyorum ki bu duygular var oldukça Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en güçlü ve lider ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti'ne de yer alması beklenen bir gelişme ve ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Bunun için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız. Değerli öğretmen ve sevgili öğrencilerim, ülkemiz Büyük Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kuruluşta ortaya koydukları temel amaçlara ve hedeflere kuşkusuz ki ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu büyük günün 98. yıl dönümünde bütün halkımızın, bütün öğretmen arkadaşlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan siz değerli öğrencilerimizin bu büyük bayramını kutluyor, vatanı uğruna seve seve canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.